Evet, son gelişmeleri konuşuyoruz. Dünyada savaş çanları çalıyor. Herkes bu yönde yorumlar yapıyor. Buna katılmayanlar da var ama ne olursa olsun böyle bir sürecin başladığı konusunda herkes hemfikir. Çünkü çok olağanüstü gelişmeler yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Savunma sanayimizi geliştireceğiz dedi Rize'de. Bunun neden önemli olduğunu anlatırken de ihtiyaç duyanlar oluyor. İşte Karabağ'da oldu, Libya'da oldu. Türkiye'nin de stratejik çıkarlarının olduğu noktalar var. Oralara müdahale edeceğiz. Gerekirse İsrail'e bile müdahale etmek için böylesi bir soykırım karşısında gücümüz olmalı dedi. İsrail'den sert açıklamalar geldi. Türk basınından sert açıklamalar geldi. Bu konuyu konuşuyoruz. Son durum nedir Lübnan'da? Reklama gitmeden Lübnan'ı konuşuyorduk Uğur Hocam. Sizin ekleyecekleriniz var mı? Devam ediyor musunuz? Yok yani stratejik ön yani orayı bırakmaz İsrail. Ancak güçle bırakır. Diplomasiyle falan bırakmaz. Golan Tepeleri çok stratejik onlar için. Tabii. Ama şunu konuşuyoruz. Kemal Olçar da diyor ki önce Gazze'deki iş biterse yani derlerse ki operasyona son veriyoruz. Hizbullah da bu koşullarda biz de ileri harekatlar yapmayacağız diyor ama böyle bir olasılığın mümkün olmadığı konusunda hemfikiriz hepimiz. Şeyi söylemek isterim. Buyurun. Burada yanlışlık var. Bir stratejik hata yapıyoruz. Onu da söyleyeyim yani. Tamam hocam. Yani şimdi biz 7 Ekim savaşından beri Hizbullah'la İsrail arasındaki bir çatışmadan, bir savaştan bahsediyoruz. Evet, bir düşük yoğunluklu bir çatışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Atan'ın söylediği şey önemliydi. Hani bir danışık dövüş mü var? Evet. Bir miktar vuracağız sonra. Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki itibarıyla alakalı bir şey bu. Çünkü Hizbullah biliyorsunuz Suriye iç savaşına doğrudan müdahale etmiş. 10 binden fazla Hizbullah militanı hala Suriye topraklarında. Suriye'de gerçekleşen pek çok katliama imzasını atmış. O açıdan Lübnan'ın içerisindeki yani Lübnan'ın kuzeyinde, Lübnan, Beyrut'tan itibaren kuzeydeki bütün Sünni şehirlerde Hizbullah aslında hiçbir şekilde itibar sahibi bir örgüt değil. Hatta az önce Beyrut'taydı yani doğal diyorsun o sokaklarda böyle evet. Bir Hizbullah savaş demiş, Lübnan savaş demiş havası olmaması yok. Normal. Çünkü Beyrut'un merkezinde yani dahiye, yani Beyrut'a gittiğinizde şunu görüyorsunuz. Beyrut'un merkezinde Hristiyanlar ve Müslümanların yaşadığı merkezi yani Beyrut'un merkez yerinde onlar yaşıyorlar. Ve Hizbullah'ın hiçbir şekilde itibarı yok. Bunu söylememiz lazım. Özellikle Lübnan-İsrail arasında yani Hizbullah-İsrail arasındaki 2006'daki savaş esnasında dahi Lübnan'ın kuzeyindeki Sünniler ve Hristiyanlar Hizbullah'ın savaşına hiçbir şekilde müdahalede bulunmadılar. İsrail karşıtı olmalarına rağmen Lübnanlı Sünniler. Hizbullah da karşıtılar. Evet, evet Hizbullah da karşıtı durumdalar. Dahiye'ye gel, yani Beyrut'un güneyine biraz indiğinizde, o Dahiye'ye geldiğinizde aslında orada açıkça bir İran şehrine girmiş oluyorsunuz. Bırakın Hizbullah yani Şii kontrolündeki bir yerden falan değil. Devasa bir Hümeyni posteri karşılıyor sizi. Devasa bütün binalarda Hümeyni'nin, Hamaney'in ve İran'daki bütün İranlı liderlerin posterleri asılı. Adeta Dahiye'ye girdiğiniz andan itibaren bir İran şehrine girmiş gibi İran hissediyorsunuz. İran zamanda iyi yerleşmiş evet, oraya İsrail'in yerleşmiş. Burnunun Lübnan dibine. Savaşı'ndan sonra güneye iyice yerleşmiş oldu. Çünkü Şii daha gelir durumda daha düşük olan Şii bölgesi yani Lübnan'ın güneyindeki kısımlarda doğal olarak önce Emel örgütüyle daha sonra da Hizbullah'a dönüşmesiyle beraber orada ciddi anlamda İran nüfus sahibi oldu. Lübnan içerisinde itibarı yok derken Hristiyan Maruniler de işte İsrail Dışişleri Lübnan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayı ondan dolayı atıp yaptım. O da Maruni bir Katolik. Lübnan İç Savaşı esnasında Maruni Katolikler İsrail tarafından desteklenmişlerdi. Şimdi o da geçtiğimiz haftalarda yine bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin varlığından çok büyük rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü Müslüman-Hristiyan dengesini bizim aleyhimize değiştirdiler. Neden? 7 milyonluk bir ülke yani zaten nüfusu az. O toprakta 1 milyon daha Sünni bir Arap'ın var olması demek bütün dengenin Sünni Araplar lehine değişmesi anlamına geliyor. Bundan Hizbullah da rahatsız. O açıdan kuzeydeki pek çok Suriyeli mülteci kampını Lübnan ordusundaki Hristiyanlarla birlikte hareket ederek gitti bastı. Orada çadırları yaktı Hizbullah milisleri. O açıdan İsrail ile Hizbullah arasındaki bir gerilim Lübnan devletiyle ya da Lübnan toplumunun bütünüyle İsrail arasındaki bir gerilime dönüşmeyecektir. Hizbullah da bunun farkında olduğu için bu gerilimi ciddi anlamda bir arttırmak niyetinde değil. Çünkü böyle bir durumda İsrail karşısında Lübnan kamuoyunda ciddi bir destek bulamayacağını kendi de farkında. Yani bu dengeleri biz şimdi Türkiye'den baktığımız için tabii. Türkiye'den bakıldığında Filistin meselesi ve İsrail düşmanlığı ortada bir Filistin halkı var ve onun yaşadığı bir ızdırap var. Ona karşı zalim bir İsrail olarak görüyoruz. Fakat Filistin meselesi Arap dünyası açısından
çok daha girift ilişkilerin olduğu bir hadise. Lübnan'ın kuzeyinde Sünniler hakim ama bizim gibi düşünmüyorlar, evet. Filistin-İsrail meselesi. İsrail meselesi. İsrail düşmanlığı konusunda bizim gibi düşünseler bile orada Hizbullah meselesi konusunda, Hizbullah'ın İsrail'le karşı düşmanlığı konusunda Hizbullah'la omuz omuza biz İsrail'e karşı savaşacağız asla denilemez. Çünkü Hizbullah Suriye'nin Suriye'deki Sünnilerle ve Lübnan'ın kuzeyindeki Sünnilere karşı zaten ciddi bir problem oluşturmuş durumda. Hatırlayın, 2020 yılında Lübnan, Beyrut'taki büyük limanda çok büyük bir patlama gerçekleşti. 235 kişi hayatını, evet, kaybetmişti. Bundan dolayı Lübnan'daki Sünniler ve Hristiyanlar Hizbullah'ı suçladılar. Çünkü Hizbullah'a ait olan, yani muhtemelen İran'dan gelmiş olan bu askeri mühimmat belki de Suriye Savaşı'na gidiyordu. Ve Lübnan hükümeti içerisinde... Ama neydi, bir şey patladı, evet, amonyak yayıldı falan. Çok büyük bir patlayıcı madde infilak etti. Lübnan'da bu konuyla ilgili Lübnan Devleti'nin içerisindeki Sünni Haririler mesela soruşturma açılmasını istediler. Mikati soruşturma açılmasını istedi. Lübnan'da bu konuyla ilgili soruşturmanın üzeri örtüldü. Çünkü Hizbullah burada ağırlığını koydu İran'ın aldığı destekle. Asla bu soruşturma bir yere varmadı. Ve şimdi mesela Atayer sokak ortasında Hizbullah'la alakalı kanaatlerini sormuş olsaydı Beyrutlulara, eğer ortada bir Hizbullah milisi falan yoksa, o zaman çok net bir şekilde İsrail kadar bizim Hizbullah da bizim düşmanımızdır diyecek. Ters çok cevap sayıd, alırdı, evet, yani. Ters cevap alabilirdi. Bu meseleyi, yani bu girift ilişkileri de bilmeksizin, işte Ürdün'ün neden hava sahasını kapatması, yani İran'dan gelen füzeler konusunda neden kapatması, bütün bu meseleleri aslında Ürdün'de yaşayan nüfusun %70'ine yakın Filistinli olmasına rağmen onun Ürdün toplumun, Ürdün'de de çok ciddi bir Suriyeli mülteci var şu anda. Hı hı. Ürdün halkı da bu meselede, Suriye'deki mesele konusunda bir taraf durumunda, yani Hizbullah'ın ve İran'ın Suriye'deki varlığı konusunda. Şimdi Ürdünlülere sorduğunuzda İsrail mi tehdittir, İran mı tehdittir? İkisini benzer bir tehdit olarak göreceklerdir. Çok o açıdan İran'a karşı... İsrail'i tehdit görmez, evet, bile. Evet, çünkü ya, Ürdün'ün arkasında İngiltere var. İngiltere gitme diyor, İsrail'e gitmiyor. O kadar kalıyor. Evet, o, evet, İran tehdit. Gibi giyinip gidiyorlar İngilizlerin törenlerine. O olayın bir boyutu. Ama Ürdün'de yaşayan, yani Ürdün halkı açısından da İran bir tehdit midir? Evet, bir tehdittir. Evet. İsrail kadar tehdittir. Yani Lübnan'ın kuzeyindeki yaşayan halklar açısından ya da Suriye nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan Sünni Araplar açısından İran ve Hizbullah bir tehdit midir? Evet, tehdittir. Onları çünkü da emperyalist, evet, görüyorlar, yani, evet, varlıklarına. Varlıklarını bir tehdit olarak görüyorlar. Gerçekliği o açıdan, de var tabii. Türkiye'den bakıldığında olay çok net, çok şeffaf. Bir tarafta İsrail zulmü var, bir tarafta mazlum Filistinler, yani, var. Müslümanlar, Yahudiler gibi, evet, bazen ayrımlar da yapılıyor. Öyle bir şeyin de değil, savaşının olmadığını da, evet, görüyoruz bunu söylemek. Bu söylediğim ayrım Filistin toprakları içerisinde bile var. Onun için mesela Mahmut Abbas neden Türkiye'ye gelmek ayak diretiyor? Çünkü Mahmut Abbas'ı asıl endişeye sevk eden şey Abbas'ın bağlı bulunduğu klikler. Abbas'ın bağlı bulunduğu, bakın Abbas Filistin devletin resmi temsilcisi, meşru devlet başkanı gibi görünüyor olmasına rağmen maaşını İsrail'den ülkesi, alıyor. Maaşını İsrail'den alıyor. Ülkesi işgal altında, topraklarının önemli, o 40 bine yakın insanı, kendi insanı şehit olmuş. Bu konuyla ilgili bütün dünya kamuoyunu ayağa kaldırması beklenen Mahmut Abbas hiçbir şey söylemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ondan bin kat daha fazla bir şekilde konuşuyor. Sesi neden var mı arkadaşlar? Sesi de bir hazırlayın, yani bir dinleyelim bence. Çok açık. Mahmut Abbas da oradaki, yani Filistin meselesinde eğer Gazze'de Hamas gerçek anlamıyla güçlü bir direniş ortaya koyar ve İsrail'i, yani İsrail'i mağlup etmek mümkün değil ama İsrail orada ciddi anlamda tökezler ve imajı gerçek anlamıyla yok edilme imkanına kavuşursa, bu Filistin'in içerisinde de Mahmut Abbas'ın otoritesinin tamamen yitirileceği, Mahmut Abbas'la beraber onu destekleyen Arap rejimlerinin otoritesinin de zayıflayacağı, bununla beraber bölgede özellikle Ürdün'deki İvanlı Müslümin'in, Müslüman kardeşlerin, Suriye muhalefetinin, Mısır'daki tek yenilmiş olan, darbeyle iktidardan devrilmiş olan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın yeniden bir halklar nezdinde itibarın artacağı anlamına gelir ki bu Mahmut Abbas'ın asla rıza gösteremeyeceği bir şey. Çünkü Mahmut Abbas bütün otoritesini aslında bu İsrail'le işbirliği içerisinde olan Arap rejimlerine borçlu. Ben son cümle şunu söyleyeyim. Yani burada daha net anlayabilmemiz için Dahiya'da mesela Muhammed Fadlallah'ın mezarı var. Hizbullah'ın kurucu liderlerinden birisi, kabri orada. Dahiya onlar için çok kıymetli. Ama mesela Hizbullah'ın asıl kurucu lideri olan Ayetullah Tufeyli var. Çok kısa bir süre önce mesela yaptığı açıklamada Hizbullah tarafından bloke edilmiş, konuşulması yasaklanmış, bir tarafı yani tecrit edilmiş bir lider, Hizbullah'ın kurucu lideri olmasına rağmen dedi ki
İsrail, Hizbullah'ın bugün geldiği nokta İsrail'in sınırlarını koruyan bir örgüte dönüşmüştür. Çünkü Hizbullah bugünkü mevcuduyla Arap kimliğini ortadan kaldırıp Lübnan'ın güneyini ve Lübnan siyasetini İran'a teslim etmiş durumdadır. Bizim milli benliğimizi yok eden bir noktaya gelmiş durumdadır. Suriye'nin iç savaşına müdahale etmesi de bunun en açık kanıtıdır dedi. Şimdi bunu söyleyen kişi Hizbullah'ın kurucu lideri. Yani bütün bu denklemleri eğer doğru çok düzgün önemli okuyamazsak, o zaman Lübnan'da hani bu çatışma bölgesel bir şeye dönüşür mü? Bir savaşa, hayır böyle bir şeye dönüşmeyeceğinin en önemli kanıtı bu içerideki dengelerde çok kıymetli, çok önemli girift ilişkiler olduğunu bilmekten geçiyor. Çok önemli noktalar bunlar ama galiba İsrail sıkıştıracak. Yani Hizbullah istemese bile, çok bu çatışmadan yana olmasa bile ve Zevair'i kurtarmaya çalışıp hani durumu idare etse bile İsrail bunu dayatacak. Ben açıkçası bu çatışmada özellikle Golan'ın bu provokasyon olarak değerlendirdiğim bu şeyin Golan'a yapılan saldırının. Kim yaptı mesela bunu? Ben açıkçası bunun İsrail tarafından bile gerçekleştirmiş olabileceğini düşünüyorum. Birincisi bölgede doğrudan daima Lübnan iç savaşında dahi ve şu anda Suriye'deki muhalefette dahi hem Esad rejimine ve onun müttefiki olan Hizbullah'a karşı çok mesafeli duran, onu eleştiren, Lübnan iç savaşında Hristiyanlar Müslümanlarla savaştığı esnada bile gayrimüslim olmalarına rağmen Müslümanların safında bulunan Dürziler, Dürzileri İsrail Müslümanların safından kopartabilmek için bir hamle yapmış oldu bence bu saldırıyla. Fakat Dürzileri o oyuna gelmediler. Can Bolat çıktı dedi ki burada provokatör İsrail'dir dedi. Orada o oyuna gelmedi. Şimdi burada bence hedef aslında Lübnan'ın güneyine doğru bir ilerleme değil. Çünkü orada aslında ben açıkçası İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kendisi açısından çok büyük bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi? Fiili durum korunsun evet, diyor fiili yani. Fiili durum korunsun ama bunu bir fırsata çevirerek özellikle ABD'den aldığı destekle de çünkü Golan saldırısının hemen akabinde ABD'deki hem cumhuriyetçiler hem demokratlar dediler ki evet Golan tepeleri İsrail'indir diye altını bir kez daha kalın çizgilerle çizdiler. Ben bunu bu fırsata bir fırsata çevirerek Suriye topraklarında işgal ettiği yerleri Suriye'nin içerisindeki iç savaşı da bunu da bahane ederek daha da fazla ilerleteceğini ve Golan'daki işgalini BM nezdinde de meşrulaştıracak bir noktaya götüreceğini düşünüyorum. Hmm. Burada birkaç itirazım olacak Mustafa Hocam. Şeyse müsaitseniz itirazım. Ben bakın, Murat Bey şurada aynen katılıyor. Çünkü ya. Kemal Hocam da diyor ki daha önce Gazze'den bakın, önce burayı ilan ettiler diyor. Yok yok ben yani İsrail'in Lübnan'ı işgal gibi bakın, değil. Bence ortada Suriye'deki genişlemesi. Çünkü Lübnan'ı daha önce girdi çıktı 82'de de şey yaptı. Suriye kuzeyini işgal etti. İsrail güneyini işgal etti. Lübnan zaten dediğim gibi devlet değil. Heteroşan bir şey. İsrail'in orada bir beklentisi yok. İsrail'in Suriye ve üzerinden Türkiye. Yani evet, beklentisi. Yoksa istese yani Lübnan çok değil. İsrail beklentisi Türkiye'dir. Önce Suriye ondan sonra Türkiye. Evet. Yani zaten Murat Bey de öyle dedi. Yani. Fikirlerimi söyleyeyim isterseniz. Belki oturur oturmaz bilmiyorum. Ama Amos Hochstein. Kim bu adam? Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge özel temsilcisi. Şimdi bu adam gezip duruyor 7 Ekim'den beri. Hizbullah'la görüşüyor. İsrail'le görüşüyor. Bölgedeki tüm aktörlerle görüşüyor. Şöyle bir teklifle gitti Hizbullah'a. Bu Hochstein dediğimiz adam. Dedi ki siz Hizbullah olarak İsrail'le anlaşın. Artı Hizbullah olarak Hamas'a baskı yapın. Ateşkes koşullarını İsrail'in istediği şekilde yapsın. Siz de bu bölgede otonomik yapınızı devam ettirin dedi. Hizbullah bunu kabul etmedi. Yani buradaki Hizbullah'ın ortaya tabii ki çok girift, çok klik var, çok aktör var, kabileler var, aşiretler var, mezhepsel bölünmeler var. Devlet aktörü yok burada doğru düzgün. Bu karmaşıklığı basitleştirmemiz ve sadeleştirmemiz lazım. Baktığımız pencere Amerika Birleşik Devletleri'nin penceresi olmaz, İsrail de olmaz. Baktığımız pencere Türkiye'nin penceresi olması gerekiyor. Bölgeyi nasıl okuduğumuz çok önemli. Şimdi dolayısıyla bu bölgede yani Hizbullah'la İsrail arasında danışıklı bir dövüş olabilir. Hatta Hizbullah'ın içerisinde İsrail ajanları da olabilir. Hatta o ajanlar marifetiyle belki de yukarıdaki futbol sahası eylemi yapıldı. Bilmiyoruz. Ama bu İsrail'in hedefini değiştirmez diyorsunuz. Elbette. Şimdi buradaki eylem en çok İsrail'in işine yarıyor. Çünkü İsrail meşruiyet arıyor. Hangi nezde? BM nezdinde, Batı nezdinde. Şimdi hep bakın bu bölgede Gazze bölgesinde ya da İsrail'le ilgili konularda Filistin devletinin ilhak ve işgal konularında hep devlet dışı aktörler buralarda. Hiç devlet yok. Var mı bir tane devlet? Yok. Kim var? Hizbullah var. Husiler var.
Haçlı Şabi var, Şii milisler var, Hamas var. Bekir güçler var. Hep devlet dış aktörler. Devlet aktörü kim varsa Mahmud Abbas. İşte devlet kapı gibi duruyor. O da Türkiye'ye gelmeye korkuyor. Heh, yani devlet aktörü, öz devlet, Filistin devletinin başı, hı hı, 2006'dan beri seçim yapmayarak hala duruyor o koltukta ve kıpırdamıyor. Yerinden kımıldamıyor. Bütün devlet aktörü desteğini de reddediyor. Reddediyor. Şimdi dolayısıyla bu bölgede devlet dışı aktörler işin içindeyken İsrail işi o kadar kolay ki. Neden? Hepsini terör örgütü ilan edebilirsiniz. 5 dakikada. Bir karar bitti. Terörle mücadele kapsamına sokarsınız. O zaman Batı da destekler, Amerika da destekler, Almanya da destekler. O yüzden devlet dışı aktörler üzerinde böyle bir senaryo çözüm değil. Çözüm değil. Hocam konuşmaya devam edelim. Turgut Alp Boyraz Lübnan'da. İsterseniz ikinci itirazımı sonra yapayım o zaman Gazze ile ilgili çünkü. Öyle mi? Hemen onu da yapın hocam. Bakın Gazze, ya... Gazze'de İsrail devleti hani başarılı, daha doğrusu yenilemedi dedi ya Murat Hocam. Hocam orada teknik olarak yenik durumda İsrail devleti. İsrail ordusu yenik durumda. Çünkü biz yenilme tanımını şöyle yaparız. Onların belirlediği hedeflere göre ulaşamadılar, evet, değil mi? Evet, ulaşamadılar. O kadar. İsrail ordusu ulaşamadı.